İran'da nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastinin yankıları sürüyor. Bir taraftan da İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından birinin Suriye-Irak sınırına yer alan Deir-i-Zor ilinde düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiği iddia edildi. Ayrıntıları haber muhabiri Ekber Karabağ'dan dinleyeceğiz. Ekber. Evet Hikmet Öztürk, İran'ın nükleer bilim adamı Muhsin Fahrizade ile ilgili tartışmalar ülkede devam ederken bugün İran Meclisi İran'ın nükleer programını hızlandıracak bir adıma imza attı. Bu meclisin onayladığı tasarıya göre ki bunun nihai ana hatlarıyla onayladığı tasarıya göre İran'ın hükümetin daha doğrusu önümüzdeki günlerde ve süreçte İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda uranyum zenginleştirme miktarını ve seviyesini arttırmakla zorunlu olacaktır. Ve ayrıca hükümet nükleer Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'daki denetimlerine de kısıtlama getirilecek. Milletvekilleri buna neden olarak da iki gerekçeyi gösterdi. Birincisi Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikaste işaret etti. Diğer taraftan bunun onaylanmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne bir baskı oluşturmayı amaçladıklarını bildirdiler. Hükümet ise buna karşı çıktığını bildirdi. Hükümet sözcüsü Ali Rabi'yi bunun yaptırım kaldırılması konusunda faydasının olmayacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı ise bu konuda milletvekillerinin ilgili bakanlığın görüşlerini dikkate almadığını bildirdi. Diğer taraftan bu tartışmalar İran'da sürürken dün akşam saatlerinde Irak-Suriye sınırında üst düzeyli bir İranlı devrim muhafızı komutanının insansız bir hava aracı tarafından vurulduğu iddia edildi. Bu iddiayı Arap basını gündeme getirdi. Fakat İran basını adını açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırarak bu iddiayı yalanladı. Hükümetten ise herhangi bir resmi açıklama gelmedi bu konuda.